burası meşhur tarihi Beyoğlu Balık Pazarı idi. Şu an pazar değil görüyorsunuz. Normal bir ara sokak görüntüsünde. Bomboş. Yani burada insanlar yan yana yürüyemezdi. Bizim çocukluğumuz zamanında. İşler nasıl? Vallahi işlerimiz eskiye göre çok düşük. İşler ya vallahi ta diyor. İşler çok kötü. İşler kötü gidiyor. Şükür ya idare ediyoruz işler abi. İşleri çok kötü. Ben gün oluyor saat 2-2 kadar çıktı artık gün oluyor. İşte bu şükür gidişat da çok kötü. 2017'ye mutlu bakıyoruz. O da çok kötü. Bunlar bir hesap var. Bunlar zor durumda. Kapalı bir dönüş, kapalı dükkanlar var. Hayatta bekliyoruz sorunu. Peki referandum olacak 2 ay sonra. Sizce referandumdan sonra bir değişim olur mu işlerde? Olur yani. Ülkemiz için hayırlı olacaksa olsun yani. Güzel her şey güzel. Ya valla evetle bir şey değişmez yani. Ben tanıyorum yani evetle daha kötü gideceğiz biz. Ama hayırla yani belki güzelebiliriz yani insanlar. Yani evet dedik mi ekstradan para mı gelecek? Ekonomiye para mı girecek? Aksine daha kötü şey. Dışarıdan bize daha kötü bir gözle bakacaklar. Çünkü net aşmış. Affedersin hani net kendini aşmış. Uzaya çıkıyor falan çıkıyor. Biz hala şeyin peşindeyiz ya. Tek adımın peşindeyiz ya. Böyle bir şey var mı? Bana göre hayır gelirse daha iyi olur gibi geliyor. Evet gelirse? Pek umudum yok. Neden peki? Bir tek şey, şeyi var. O yüzden iyi olacağını sanmıyorum. Yani demokrasi yönünde ne olacak? Bugün Avrupa'dan bir tane turist gelmiyor bizim. Yani, terör olayından olabilir belki ama yani bu kadar olacağını sanmıyorum. Benim için hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü biz birkaç senedir buradayız. Kaç tane yönetim gördük, kaç tane parti gördük. Artık şimdi son dönemde AK Parti hükümeti var. Değişen bir şey oldu mu? Yani ben çok bir şey değiştiğim farkında değilim yani. Valla ekonomiyi etkileyecektir. Bilmiyorum en azından belki dolar düşer mi yoksa fırlar mı daha mı çok? Biz bunları dolar bazında alıyoruz. Millete anlatamıyorsunuz ki gümüş satıyoruz. Kanka bunlar kaç para demiş bir şey? Dolarla olduğu için aldığımız malı hep eski fiyattan satıyoruz. Biz yeni fiyattan satmıyoruz. Hep içerideyiz. Hangisi çıksa zamlıyorum düşünce. Yani ekonominin ayaklanması evet. için ne gerekiyor sizce? En azından turizmin açılması bence. Yani şu anda buranın esnafı turizme var. O da yok. Hayır çıkarsa göre hayırlı olur. Ama evet çıkarsa tek kişi yönetimi istemiyor yani. Bana göre hayır gelirse daha iyi olur gibi. Hangisi çıksa daha olumlu olur ekonomik anlamda sizin için? Evet. İstikrarlı bir hükümet, 15 yıldır. Yani başka bir çaresi yok. Ama iyi ama kötü. Öyle devam edecektir. Referandumda bir şey değişmeyecek ki zaten aynı insanlar yönetiyor. Referandumdan sonra da evet çıksa da aynı insanlar yönetecek. Ay çıksa da gene aynı insanlar yönetecek. Yani o anlamda nasıl bir değişiklik olabilir ki? Madem değişiklik olabilecek, şimdi niye olmuyor? İyisin ya. Bir tane verdin sen.